Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su birazdan başlıyor. Hanımlar, beyler, iyi akşamlar. Bugün Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio'da yine beraberiz. Evet, yine buradayız. Dün burada olamazdık zaten. Ankara'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat hem yayın yasağı, hem kaçalım mı, yani yapmayalım mı yayın? Tabii ki yayın yapacağız. Çünkü zaten topluca üzgünüz, milletçe üzgünüz. Bu topraklarda yaşayan herkes çok üzgün. Ben aksini düşünemiyorum bile. Ve bu akşam sizlerle yine, sizler evlerinize ulaşıncaya kadar, hele hele bu akşam cuma günü trafiğinde, sizler inşallah sevdiklerinize ulaşıncaya kadar, sevdikleriniz sizleri karşılayıncaya kadar bizleri dinleyeceksiniz. Evlerde, arabalarda ve biz de buradayız işte, ama daha az kahkaha, daha az şaka maka vesaire, belki daha fazla seslerimizle, nefeslerimizle eşlik edeceğiz sizlere evlerinize kadar. Başka ne yapabiliriz? Bir kere Ankara'dan tabii ki bahsetmiyoruz. Zaten bizim işimiz değil, habercilerin işi, gazetecilerin işi, onların yaptığı programlarda ele alınması gereken konular bunlar. Tabii ki anlıyor da bizler sizlere 2 saat hoşça vakit geçirmek için buradayız. Onu yapmayı sürdüreceğiz tabii ki. Belki daha fazla şarkı çalacağız, beraberce dinleyeceğiz o şarkıları. Sizler arabalarınızda sıkışacaksınız. Bizler Virgin Radio İstanbul stüdyosunda sıkışacağız. Anlayacağınız, hep birlikte sıkışarak ferah ermek için niyetlerle, umutlarla bir 2 saat geçireceğiz beraber. Talk Radio ekibi bugün hep beraber, ben, Burcu, Ege, Umut, Yağmur ve Tuğba, hep beraber sizinle beraberiz. Tabii ki bizi arayabilirsiniz. 0212 368 62 20 telefonumuz ve tabii ki her zaman bayıldığımız, hayran olduğumuz WhatsApp mesajlarınız için Virgin Radio WhatsApp hesabına 0533 040 77 çift sıfırdan ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki bizleri arabalarınızda dinledikten sonra FM bandından evde de devam etmek isterseniz karnaval.com'dan ve tabii ki Karnaval uygulamasından indirerek bizi ve eski programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimiz aynı üzüntüyle, aynı endişeyle yol yapacağız bu akşam. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, trafiğin sıkıştığı her yerde. Şimdi bir şarkıyla devam edelim. Sonra arzu ederseniz telefon açın, telefonda konuşalım. Arzu ederseniz hiç aramayın, şarkılar dinleyin. Ben de böyle otoboka konuşayım, ne konuştuğumu bilmeden. Belki beraber olmamızın, hep birlikte olmamızın bize bir yararı dokunur diye düşünüyorum. Bizim de yüzümüzden düşen bin parça, işte Burcu, işte Tuğba, işte Yağmur, işte Ege, işte Umut. Hep beraber belki iki lakırda etmeyi başarabiliriz bu akşam sizlerle beraber. Hadi. No sunshine çalıyor şu anda. Lighthouse Family. Heyecanlı bir şey galiba bu. Güzel bir şey. Beraberce dinliyoruz. Uzun bir yolda, o yolun uzun ve engelsiz olmasını ümit ederek. Bayılgen Talk Radio. Evet, WhatsApp mesajlarına bakıyorum. Bazılarından söz edeyim size. Ankara'dan hüzünlü, mutsuz sevgiler demiş bir mesajda. Tabii ki genelde isimleri söylemiyorum. Hepiniz yazıyorsunuz şu anda, görüyorum. Bu WhatsApp iyi bir fikir aslında. İşte iyi ki varmışız vesaire vesaire. Televizyon programlarına eleştiri, bize övgü, hoşgörü, onlar için de teşekkür ederim. Güzel bir program olsun dilekleri, onlar için de teşekkür ederim hepsi için. Bu arada görüntü gönderiyorsunuz. Bu
görüntü değilmiş ya bu. Aa, iyi yayınlar, iyi ki varsın Okan Bayülgen. Okan Bayülgen. Daha sonra bir akrostiş yapılmış. İlginç akrostiş. O K A N B A Y diye. Ha, böyle gitmiş. Ondan sonra dur bakayım, şunu açamıyorum. Ha, şundan bakayım ne olabilir diye. Bu nedir? Ha, arabada, arabanın evet. Ha, araba mı? Arabanın mi? Tabii ha, evet, ki evet, şey. Evet. Arabada şey işte, ne onun adı? Söyle Ege, sen her şeyi bilirsin. Onun adı ne ya o? Şeyi gören ya, ekran Ege, sesini bilmiyorum, bilemedim. Ha, bilmiyorum, duyduğum ses de bilmiyorum. Bana evdeki 37 ekran televizyon gibi. Evet ya, araba değil galiba. Bana araba, araba değil. Bak altında da çünkü şu şey demiş. Şu harita sehpa gibi geliyor var. Bak hayır, şu harita gibi geliyor. Ha pardon, sehpa var ya. Evet evet. Bak, peki navigasyon bu şey değil mi, böyle Yandex Mandex gibi bir şey? Yok, değil mi? Yok, o lale gibi. Oradaki o alttaki de buzdolabı galiba. Konteyner yaşıyorum. Yazıyorum abi. Ne demek konteyner? Konteynerde yaşıyormuş. Aa. Yok hayır canım, konteyner. Yazıyorum abi. Televizyon. Ha, yazıyor şu an. Tek yazıyorum. Başımayım. Tek başımayım. Konteynerde yaşıyorum. Ha, konteynerde yaşıyor. Bir şantiyede misiniz acaba? Aa, çok iyi. Evet evet, herhalde. İlk defa konteynerde yaşayan bir adamla karşılaşıyorum. Ay, yazıyordu. Bir evet, adam mı bu? Bir adam mı acaba? Bekçilik evet, yapıyor. Evet, bekçilik yapıyor. Ne güzelsin hayır, ya. Hayır canım benim ya. Ne güzel. Bizi arayanlar hep böyle zengin tipler falan, ilk defa böyle hani bekçilik yapıp konteynerde yaşayan ve tabii ki bunun maaşına talim eden bir adamla karşılaşıyorum. İlginç. Ne güzelsin. Ben de genelde hep güzel söylüyorum çünkü hani soruyoruz ya bu dinleyici profilimiz nedir diye, çünkü reklamcı için falan da gerekiyor ya böyle şeyler. Hakikaten Türkiye'de bu profildeki tek radyo programı. Zaten Virgin Radio'nun kitlesi belli. Yani tabii ki bunu şöyle parayla ölçüyorum sanmayın. Yani ama sosyoekonomi diye bir şey var. Biliyorsunuz televizyon rating denekleri de, radyo rating denekleri de böyle belirleniyor. Dolayısıyla önemli. Çünkü reklamcı da bütün bu özel şirketleri benim reklamını yaptığım şeyleri satın alıyorlar mı acaba diye denetliyor ve ölçüyor ve buna göre reklam veriyor. Ve Virgin Radio'nun Talk Radio programı, genelde Virgin Radio böyle ama hem Gevezen'in programı hem de Talk Radio programı, tamam böbürlenelim biraz, hakikaten satın alma gücü açısından en yüksek kitle. Tabii ki bu arada bir baba gelip de bekçilik yapıyorum dediği zaman bizi dağıtıyor tabii ki. Ve şöyle devam ediyor. Tek başımayım, konteyner yaşıyorum abi. Sonra ne? Bekçilik yapıyorum. Evet, seni seviyorum. 23 yaşındayım. Erkeğim. İyi ki varsın. Baba sensin baba. Eve karşılıklı birbirimizi ağırlıyoruz. Babayla aslanım. Aslanım işte. Bak bu adamlar çok çok üretken şeyler yapabilirler. Biliyor musun ki dünyadaki çok büyük edebiyat adamları, edebiyat insanları böyle meslekler ressamlar yapan insanlardır. Çok vardır. Yani çok fazla otel resepsiyonunda çalışan çok fazla anladım. Yani daha doğrusu bu şudur, yani bir yerde bekçidir, varlığı gerekli bir adamdır. Fakat o kadar boş bir iştir ki, yani sadece orada durması, işte telefona bakması, kameralara bakması ya da kapıyı açması falan gerekiyordur. Ve bu işler çok fazla vakit bırakırlar. İkinci bir meslek için, hatta kreatif bir iş için. Dolayısıyla bazı adamlar bunları kasıtlı olarak tercih ederler. Çok benim fazla. Berlin'de bir arkadaşım vardı. Evet. Kız arkadaşım yazar, üçüncü romanını yazıyordu. Aa. Ve bir barda kulüp bar tarzı bir şeydi. Gece 12 sabah 6 bilerek o saatleri seçmiş. Çünkü o saatlerde yazıyorum diyor evde. Bir yandan da para kazanıyorum resepsiyonda. Ben Berlin'de bir barda bir kadınla tanıştım. Çok güzel bir kadındı. Ve hatta bir Türk arkadaşı da vardı. O da çok güzel bir kadındı. İkisi de hukuk okuyorlardı. Almandı kadın. Kadın, Türk'ün yanındaki Almandı. Hukuk okuyor ve işte yüksek bir şeyler yapıyordu. Bir doktora programında mıydı? Öyle bir şeydi. Ve strip dancer'dı. İlginç. Pole dancer da değil, strip dancer'dı. Yani tabii ki ama o zor yani. O aynı zamanda yapılacak ya bir şey. Ona, evet, bir de dünyadan başka saklanmak isteyen insanlar böyle işler yapıyorlar. Ama yazmak için bence çok şahane güzel, şahane bir evet, iş. Tabii, o hem kadar para da kazanıyor hem de bir de tabii farklı biraz daha Türkiye'den orada bakış. Hani bu tür işlere biz biraz daha mı etiketçiyiz acaba?
Hayır, evet. Herkes etiketçi, biz iş değiliz. Yok, biz iş değiliz. Avrupa'da o kadar etiketler yok iş anlamında. Ya asıl etiketler onlarda var. Onlardan yok, bize geldi yok. Bu aptallıklar. Çok uzun süreler yaşadım, hiç yok. Yani nasıl çok uzun süreler yaşadım? Yok yani. Hakikaten yani yok. Çok uzun süre derken ya ne kadar burada, yaşadın? Mesela Türkiye'de Türkiye'de doktorlarla bir doktorla bu alışveriş merkezlerindeki bu sepetleri taşıyan, yerlerine koyan bir adamın dost olması, arkadaş olması çok mümkün mü? Daha az mümkün hani. Ama orada öyle değil. Yakışıklı, saçlı sakallı bir adam da Halkın Radyosu Talk Radio demiş. Galiba Cansu Kaymaz istiyor. Ama yok. Ama olmaz. Bugün hayır. Evet, ne diyor Okan Beykent, çok güzel, sen de gelsene. 21, 22, 23 Mart kariyer günleri düzenliyoruz. Seni ağırlamayı çok istiyoruz. Burcu'yu da kap gel canlı yayın. Çok isterim fakat samimi söylüyorum 23 Mart benim doğum günüm. Bu nedenle ben yürüyüşler yapılsın istiyorum ve ben herkes yürüyüş yapsın istiyorum ve doğum günümde bu sene 52 yaşımı bitiriyorum ve doğum günümde başta ben yürüyüş yapacağım ve şöyle bir yürüyüş yapacağım. Bütün balkonların önünden geçeceğim ama hangi balkonların? Geçmişte oturduğum bütün balkonların önünden geçmek istiyorum. Ne kadar güzel, değil mi? Evet. Hepsinde sevdiklerimi, yitip gitmişleri, çok özlediklerimi, ahirette buluşuruz dediklerimi balkonlarda görmek istiyorum, hayallerini. Eski evlere gideceğim, o balkonları göreceğim. Bir niçin öğrenci balkon? Gibi yürüyüş yapacağım. Özel bir büyük olarak. Gibi yürüyüş yapacağım. Ha? Balkon niye özel olarak? Yani kapısından geçseniz ya da girebilir misiniz ki acaba eski evinize? Ben şimdi her kapıyı yere çalsanız ben açarlar mı? Hangi kapıyı çalsam beni içeri alırlar. Alırlar ama şaşkınlık olur. Fazlaca tatlı yemek zorunda kalırız. Fazlaca çikolata yutarız. Tabii bir acı kahve içeriz. Ama evler iyidir. Hep şunu istiyoruz tabii ki, o evler yok olmasın. Evet. Anne babamızla 5-6 yaşındayken gittiğimiz lokantalar, ondan sonra nelerse işte onlar. Onlar yok olmasın istiyoruz ama bu şehri sürekli yıkıp yeni baştan yaptıkları için ben kızımla şimdi kızımın 20'li yaşlarına ya da 50'li yaşlarına kalacak bir yer bulamıyorum. Kalmıyor o yerler, yani başka şeylere dönüşüyor. Başka şeylere dönüşüyor. Bir toptan gidiyor. Bir belgesel vardı bununla ilgili, böyle aidiyet, hani ev acaba ait olduğumuz. Neymiş acaba, merak ettim. İlk doğduğumuz ev midir ait olduğumuz yer, yoksa kendi kirasını ya da kendi paramıza satın aldığımız ev midir ait olduğumuz falan gibi. Orada da böyle ünlülerin eski yaşadıkları evlere götürüyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Lady Gaga'yı bir böyle New York'ta. Allah onu kahretsin. Bir, ama o bir Lady dinleyin Gaga'yı, ne olur. O kadar özgüvenli şey. Gittiler ki böyle kapıyı çaldılar. Küçücük bir oda ve böyle içinde de iki kız yaşıyormuş şimdi. Ve kapıyı çaldı. Kim o dedi işte içeriden kız. Bu da böyle güvenli bir şey. Lady Gaga dedi. O da şimdi söyleyemeyeceğim bir şey. Bir küfür etti yani. Defol git Lady Gaga mısın nesin, umurumda değil. Yani niye açayım kapıyı sana falan dedi. F-U-C-K mi dedi ya? Evet öyle dedi ve böyle bir Lady Gaga bir gagaladı. Bizi Fransa Strasbourg'a çağırıyor bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Fransa Strasbourg'a çok geldim. Çok severim. Strasbourg ben hiç gitmedim. Paris'e gittim bir sadece. Tabii sen sadece Paris'e gidebilirsin. Ben her yere gidebilirim. Tabii. Peki bakalım, diyor ki 23 olmasın 21 de olur ama. Ama benim doğum günü kutlama şenliklerim zaten 21'inde başlayacak. Biliyor musun doğum günlerinde ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? 50 yaşımdan beri, yani bu üçüncü defa olacak. 50 yaşında biliyorsun ki erkeklere, çoğunlukla erkeklere, belki kadınlar da kutluyorlardır da gizli kutluyor olabilirler, bilmiyorum tabii ki. Böyle bir nasıl geçti bu 50 yıl falan filan gibi, hakikaten FUCK bir parti düzenleniyor ve çok kişinin, çok arkadaşımın 50. yıl partisine gittim. Hakikaten berbat. Zaten aynı kadın, aynı çocuklar. Kendim için söylemiyorum, herkes için söylüyorum. Aynı kadın, aynı çocuklar, aynı iş arkadaşları ve aynı çocukluk arkadaşları. Ulen bari bir şey yapacaksanız herife bir değişiklik yapın. Yeni bir şey katın. Hayır, adamlar 300 kişi çağrılıyor, 200 ben kişi çağrılıyor. Ben anlamadım ama bilmediğim adama için. Adama bir parti yapılıyor. Sürpriz.
sürpriz parti diye. Bütün eski tanıdıklarım geliyor. Bütün eski tanıdıkları geliyor. Herifi sahneye çıkarıyorlar. Oo. Herkes ondan gözyaşı dökmesini bekliyor. Bilmem ne falan. Bir de gelenlerin yarısını aslında yani, hatırlamıyorsun. Ya hatırlamıyor. Oo, işte evet. Bu da bilmem ne diyor. Hatırladın mı diyor falan. Ama Allah seni kahretsin. Keşke. Ya o hepsi numara. Kimse böyle bir şeye sevinmez. Aynı kara, annem aynı çocuklar. Annem kesin mesela. Direkt annem aynı, sevinirdi. Aynı ama babam şey. Nefret ederdi. Ya onu isterse arayabilir. Ama burada yapılan şey aynı ya. Tamam, hepinizden bıktım zaten. Beraber 50 sene geçirdim. Yani şeyler neyse ki şimdi küfür de edemiyorum. Neyse ya, yani bunları istemem. Ve dolayısıyla ne yaptım biliyor musun? Zincirli Kuyu mezarlığına kaçtım. Ha, 50. yaş günümde. Evet, sevdiklerimin mezarlığında oturdum. Ondan sonra güneşli bir gündü. Depresif bir durum mu yaratıyor? Hayır, kesinlikle diyor. Onlara yakın vaziyette oturuyor. Hı-hı. Yani kim buna kalkıp da depresyon diyecekse alnını karışlarım zaten. Kesinlikle Hı-hı. depresif bir durum değil. Kaçtım. Çünkü insan hani afiyorsun doğum günde falan var ya. Ona da de, vallahi mezarlıktayım efendim falan deyince de gelmek isteyen çıkmıyor tabii. Tabii canım, mezarlığa mı gelecek? Mezarlığın partisi de olacak hali yok ya tabii. Akşam. Ya, akşam da fener alayı falan, öyle bir durum olamaz. Dolayısıyla hani gelin DJ de geliyor falan, ne yapacağız Zincirli Kuyu, böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla yok, saygı içerisinde ölülere saygı, işte dua okursun vesaire filan. Sonra ertesi sene yine gittim. Mükemmel. Şimdi bu sene de gideceksin. Bu sene de gideceğim. Ondan sonra ve çünkü doğum günü o kadar sabit. Ama şimdi yapmayın, bir hüzünleniyorsunuz. Hayır, olmuyor. Kesinlikle hüzünleniyorum. Kesin gözleriniz doluyordur. Hayır, hiç de olmuyor. Hiç öyle bir şey olmuyor. Hiç niye inanmıyorum. Gözüm... Ya ben kendimi anımsamak istersem gidip zaten mermere bakacak halim yok ki. Kendi kendime anlarım zaten. Ne olacak? O orada değil ki zaten. Yani evet, o bir adres. O bir adres. Benim için de nefis bir kaçış adresi. Fakat ben hiç mezarlığa gitmedim biliyor musunuz? Hiç. İşte biraz şimdi neyse, dilemiyorum da hiç gitmeni. Neyse, şunu söylemek istiyorum. Yani bu gibi işlerden kaçmak için, çünkü doğum günü sabit bir tarih. Evet. Yani onu kaçıramaz, onu unutmazsın da. Evet. Dolayısıyla bazı ziyaretler için doğum gününü tercih etmek iyidir. Evet, güzel. Bazı görevler için, bazı ziyaretler için, görev demeyelim, içten gelen bir şey. Evet, bu güzel, bu tatlı, eğlenceli konuşmalardan sonra da ister misiniz bir reklam arası verelim ve neleri satın almalıyız, neler trend, ne yapmalıyız ya, bilmeyenler var çünkü. Virgin Radio. Çılgınlaşmaya meyilli. Talk Radio. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor. Yine programın başında da değindiğimiz gibi Ankara olayından sonra ve yayın yasağından sonra ve hepimiz toplumca üzgünken elimizde yapacak bu kalıyor. Yani sizlere eşlik etmek, yoğun trafik saatinden evlerinize, sevdiklerinize ulaşıncaya kadar ve onlara tabii ki evlerinde eşlik etmek, sizler o evlere gelinceye kadar. Peki, şimdi arkadaşlarım bana güzel, ilginç haberler topluyorlar genelde. Belki bana bir yararı olur mu diye, ama ben genelde tabii ki bu tip hazır metinlere güvenerek girmem programa. Her zaman aklımda, fikrimde bir şeyler olur. Zaten bu gibi işlerde otoboka konuşularak yapılır. Her zaman söylediğim gibi etrafa, şuna buna konuşursunuz. Düşünceler arasında surf yaparsınız. Aynen sizin internette yaptığınız gibi. Siz surf yaparken çoğunlukla garip şeylere toslarsınız. Ama ben toslamam. Ne de olsa yayıncılık biraz da otosansür, biraz da kendine mukayyet olmayı gerektiriyor. İşte böyle bakarken ulen ne haberler varmış acaba diye çok da gündemden bir şey çıktı, bir haber başlığı. Birbirleriyle savaşırken aşık olan Irak ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri yeni bir hayata başladı. Haberin devamını okuyorum. Eşcinsel çift savaşa ve vize problemlerine yenilmeden ilişkilerini sürdürdü. Şimdi çok mutlu bir hayata sahipler. Ve tabii ki fotoğraf var haberin üstünde. Bir tane böyle hafif kilolu adaleli bir daha Iraklı diyebileceğim sakallı hoş bir adamla, ondan daha uzun boylu bereli
olan adam yan yana fotoğraf çektirmişler. Daha uzun, daha bereli, daha kırmızı anoraklı olan, siyah anoraklı, daha sakallı, daha kıllı, saçı daha ıraklı adamın alnından öpüyor. Hakikaten bir aşk pozu diyebiliriz. Kim kimi öpüyor derseniz, Amerikalı Iraklı'yı öpüyor. O da Iraklı da memnun bir şekilde gülümsüyor objektiflere. Devam ediyorum haberi okumaya. Nayef Hirebid, Irak Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ordusunda tercüman olarak görev alan bir ABD vatandaşı. Hani lan savaşıyorlardı birbirleriyle, neyse. Betu Allami ise Irak ordu... şimdi özür dilerim, ben demek ki ön yargılı davranmışım. Haberi yazan beni affetsin. Betu Allami ise Irak ordusunda bir asker olarak savaş sırasında oluşturulan güvenli bölgede tanışıp aşık olmuşlar. Bir de haber yazmayı becerseniz. Belki de ben okumayı. Yıllarca yürüttükleri uzak ilişkiyle birbirlerine sahip çıkan çift birçok engele rağmen yakın geçmişte Kanada'da birbirlerine kavuştular. Bak, birisi Irak'tan, birisi Amerika'dan ama nerede birbirlerine kavuşuyorlar? Irkçılığın hiç olmadığı bir yerde, değil mi? Kanada'da. Biliyor musun, hiç Kanada'ya gittin mi Burcu? Yok, gitmedim. Ben Vancouver, Kanada'ya gittim. İngiliz bölgesi, İngilizce konuşulan bölge, Seattle'ın hemen üstünde yer alıyor. Ara sıra Seattle'a da geçebiliyorsun ama ben hiç geçmedim Seattle'a. Ben Vancouver'u merak ettim ve üstelik de havası da İstanbul'a benzer. Köprüleri de vardır bir iki tane İstanbul gibi. Hatta yazın denize girersin, deniz de vardır orada çünkü birçok adacıktan oluşuyor bu Vancouver ilimiz ve denize girerken neredeyse haydi bir koşu 10-15 dakikada zirveye çıkar, kayağa başlayabilirsin. Öyle imkanlar sunan büyük bahçeler, büyük evler, downtown'u çok da böyle enteresan olmayan fakat ağaçlar, ormanlar, evler müthiş bir hayat sunar insana. Ama sıkıntıdan geberirsin, çoğu giden sadece sıkıntıdan geri dönmüştür. İşte bunlar Kanada'da birbirlerine kavuşmuşlar ama şu ana kadar bilmiyoruz. Nerede? Montreal'de mi kavuşmuşlar? Toronto'da mı kavuşmuşlar? Başka bir yerde mi? Bilmiyoruz. Ama Kanada'da en böyle hoş görünen en zaten bahsettin. Evet, orada söyleyeceğim. Hep böyle mesela adam bayılıyor. Diyor ki çok ilginç diyor. Çinli bir komşum vardı. Neler neler öğrenmiştik. Ne güzel yemekler yemiştik. Şimdi öbür yanıma da diyor Koreli birisi taşındı diyor. Çok mutluyuz diyor. Hiç yok ırkçılık maşallah. Hiç yok ve en böyle büyük şaka programları mesela Amerika'da ya da Avrupa'daki hep Kanada'da çekilir. Çünkü hani o şaka programlarında bir korku vardır ya, ne yapar, döver mi, söver mi falan. Kanada'da rahat, hiç olmadığı rahatlar. İçin hep orayı seçerler. Bunlar da savaşırken birbirlerine aşık oldukları için demişler ki dünya üzerinde bir yer lazım bize. Çünkü hiçbir yerde bizi kabul etmezler. Onlar da Kanada'ya gitmişler. Biraz sıkıcı bir hayat tabii. Özellikle birbirini seven erkekler için hoş değil. Çünkü birbirini seven erkekler biliyorsunuz onlara gay diyoruz. Gay. Fransızcası da neşeli demektir. Yani evet. Ve dolayısıyla çok neşeli insanlar ne yapacaklar Kanada'da? Niye? Çünkü birçok Kanada'da, birçok ilimizde akşam 8'de biter hayat. Kanada'da mı? Evet. Yok. Aa canım. Ben şeyi bilirim. Ben Amerika'da olduğum sürede hep yeni yılı orada kutlamak için herkes toplanır. Bir gün için izin veriyorlar. Bir gün sadece uyumuyorlar. Geri kalan her gün uyuyorlar. Ben bir eşimle gitmiştim. Çok soğuk, ne yapacaksın? Yıllar önce bir eşlerimden biriyle gitmiştim ve gidecek yer yok. Her yer kapanıyor 7'de 8'de. Oraya gidiyoruz kapanıyor. Buraya gidiyoruz kapanıyor. En sonunda striptiz kulübe gidelim dedik. Hiç de ilgilenmiyoruz tabii. Kızlar soyunuyor, döneniyor falan filan. Döndük kıçımızı sahneye, oturduk. Beraberce işte efendim Allah ne verdiyse işte yeşil çay mı olur, efendim kahve mi olur, ne olursa o içiyoruz ve dediler ki kapanıyor. Durayol saat kaç? Evet. Yarım. Ama dediler ki hafta sonu gelin, daha uzun kalıyorsunuz. O da birdir. Mutlaka. Herhalde. Yani ne yapacak bu iki çocuk? Bak. Ama bakalım. Kreatif olacak. Ya ama hayır. Şimdi belki de şöyle düşünecekler. Aman biz birbirimize kavuştuk ya, samanlık seyran olur diye düşünecekler. Mutlaka. Ve aldıkları tazminatla tabii ki kendi ordularından
Değil mi? Çünkü tazminat alıyor olmaları lazım. Çünkü eğer dedilerse ki biz böyleyiz arkadaş. Hı hı. Biz böyleyiz arkadaş. Ben hem eşcinselim hem düşmanı sevdim dediyse mesela Amerikalı, dolayısıyla bunu çıkartırlar. Çıkar, sen misin çıkaran? Çünkü hı, Amerikan ordusunda da hem eşcinsel hem de düşmanı seven, yani eşcinsel olabilir, düşmanı sevmek olmaz. Evet, bizi ilgilendirmez eşcinsel olup olmadı. Evet. Düşmanı sevmiş. Peki düşmanın kızını mı sevmiş? Yok, kendini. Düşmanın kendisini sevmiş. Evet. Belki de karşılıklı birbirlerine ateş eden insanlar. Hı. Ateş ederlerken böyle tüfeği bir indiriyor. İşte içlerinde yoksa demek. Ne yoksa? Ateş etmek. Hayır, ateş ediyorlar. Ateş ederken belki de, oluyor. Belki de hiç etmemişlerdir. Ben o anı düşünmek. Tam ateş ederken bir indiriyor tüfeği. O ne? Namık. Yani öyle değil, evet, isimleri de ben, evet, daha iyi anlaşılsın, evet, diye Türkçe isim kullanıyorum. Ya da belki birinin bir şeye ihtiyacı vardı. Tam olarak sizin dediğiniz gibi bir tanesi Seattle'daymış, diğeri de Vancouver'daymış. Gidip geliyormuş sürekli bir tanesi. Aa, aa ya. Bak bak. Ege'ye bak nasıl ya. Efendim şöyle demişler. Bir radyoya konuşmuşlar ve çift olarak radyoya konuşmuşlar ve çift olarak ilişkilerini anlatmışlar ve demişler ki çok fazla ölü gördük, çok fazla kan vardı. Buna rağmen savaşın güzel olan tarafı ise birbirimizi tanıma fırsatı bulmuş olmamız oldu. Irak'ta eşcinsel olmak ölümle cezalandırılıyor. Bu sebepten uzun bir süre ilişkimizi gizli tutmak zorunda kaldık, kimliklerimizi de. İkimiz de birbirine düşman, iki savaşan ülkenin birbirine karşı cephelerinde savaştık açıklamasını yapan çiftten Beto Allami'nin hikayesi ise daha acı. Daha acıysa artık okumak istemiyorum, evet, daha acı, evet, olan bir şeyi. Zaten acı ama mutlu son. Şimdi bunlar diyorlar ki biz birbirimizi tanımıyorduk diyorlar. Hı hı. Tanımıyorduk diyorlar. Birbirlerini tanımayan bu iki insan aynı ülkede yaşamıyorlar. Hı hı. Bazı ülkelerde, bilmiyorum hangi ülke, öyle ülkeler vardır belki. Hı. Aynı ülkede yaşayan insanlar ya, birbirleriyle, hı, savaşırlar. Hı. Ha. Şimdi bunlar iki ayrı ülkede yaşıyorlar. Hiç birbirleriyle alakaları yok. Arada binlerce kilometre var. Neden bir araya geliyorlar? Eşcinsel oldukları için bir araya geliyorlar. Eşcinsel oldukları için onları kınıyor muyuz? Hayır. Hayır, kesinlikle. Hayır, kınamıyoruz. Hatta bu yönelimleri... Bu yönelimleri, ha, onları bir araya getiriyor. Bir araya getirince birbirlerine aşık oluyorlar. Tabancalarını indiriyorlar ve artık ve yapmayacağız. Yapmayacağız. Aşk kazanıyor, evet, ve birbirlerini öpüyorlar böyle. Evet. Evet. Diye öpüyorlar, evet, birbirlerini ve gidiyorlar. Herhalde Kanada'da evleniyorlar. Bıyıklı, evet, bıyıklı ikisi de böyle. Evlenmişler. İşte, evet. Evet. Evlenmişler. Sene evlenmişler. Evlenmişler. Büyük ihtimalle ben çünkü şeyine baktım, bakışına baktım. Bu en kıllı olanı gelinlik giymiştir gibi geliyor bana. Giymezler canım. İkisi niye? İkisi de güzel şey, smoking. Ama bazen oluyor öyle yönelimler. Bazen kadın eşyaları giymek falan. Hangisi gelinlik giymiştir çok merak ediyorum. Birisi Amerika'da gelinlik giymiş olabilir. Olabilir. Birisi yani gelinlik giymiş, birisi damatlık giymiş olabilir. Olabilir. Neyse, evlenmişler, onlar ermiş buna adına. Bize ne demek düşer? Onların kararıdır, biz bilemeyiz. Ama savaşan insanların eşcinsel mi olmaları lazım birbirlerine kavuşmak için? Bak, İşte. Çok önemli. Evet. Bak, evet. Sevgi. Muhtemelen. Her şeyden, evet, önce sevgi diyoruz. Mutlaka sevgi diyoruz. Love is gonna save us. Efendim? Öyle bir şarkı vardı, keşke çalabilseydik. Öyle bir şarkıyı biz çalamayız. Bir kere yabancı dilde, hepimiz anlayamayız zaten. Ne zaman biz çaldığımız şarkıları anlıyor muyuz? Ne olduğunu sen anlıyor musun? Kısmen. Mesela benim İngilizcemi bilirsin. Tabii işte, çok. Mesela çok, bazı şarkılar var. Ne dediklerini ben anlamıyorum. Sen anlıyor musun Umut? Hayır. Evet. Evet. Ben bu çiftin bir televizyon programı yapmasını çok isterim. Yapmazlar ama, ne işleri yapmazlar. Var? Niçin yapmasınlar? Hep hikayelerini anlatırlar. Zaten, dünyada çoğu insanı onlar neleri aşmışlar, mutluluğa ermişler bu kadar olayın üstüne, bir de niye televizyon? Çok özür dilerim, sözünü balla kesiyorum. Acil reklam varmış. Yani bir an önce bunları hemen, satın alın. Hemen. Şarkı hemen. Var. Hemen şarkı. Şarkı. Bir dakika, şarkı öyle mi? Tabii tabii. Şarkı mı var? Akışa uymam gerekiyor. Akışa çünkü. Şarkıyı da satın önce alabiliriz. Şarkı. Kal ama benimle diyor. Kal benimle diyor Sam. Ha, öyle mi? Evet. Kalalım. Sam Smith kal benimle diyor.
şarkıda. Kal bu gece diyorsun. Ha, kal bu gece. Kal bu gece olmaz. Bu gece değil, benimle kal diyor. Evet, bak evet. Stay with me. Gece ha. Geçiyor mu içinde? Ha, geçmiyor. Geçmez. Böyle ahlaksa bu kadar şeyler duymak istemiyorum. Geçmez. Peki şimdi bundan sonra da acil bir reklam var. Acil. Onu da neyse onlara bakacağız. Tamam, hemen alacağız. Hanımlar beyler, yeni saatimizde Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio'da sizlerle beraberiz. Ve yine bir saat önce programın başında söylediğimiz gibi biraz daha ağırlaştırılmış, biraz daha konuşmalı monuşmalı ve tabii ki biraz daha hüzünlü bir program yapıyoruz bugün bütün Talk Radio ekibi olarak. Program yapalım mı, yapmayalım mı Ankara'dan sonra? Hayır, yapalım. Yapalım. Nasıl olsa seyircimiz bizi ister, bize alışık. Bizimle beraber bu trafik ısrabını yaşamaya, geçmeye, bitirmeye ve eve gitmeye alışık. Dolayısıyla biz de buradayız. Dilerseniz ararsınız, dilerseniz WhatsApp'tan yazarsınız. Aynen biraz önce bana yazan hanımefendi galiba öyle gibi geldi bana. Arabaya bindim, 3,5 yaşındaki çocuğum Okan yok mu, Okan açsana dedi diyor. Çok şekerdi ama tabii ki hiç de sağlıklı değil 3,5 yaşındaki bir çocuğun beni dinlemesi. Her zaman bütün programlarımda en aşağı 13 yaş sınırı, hatta 16, hatta 18, hatta 21, hatta 38 bile diyebilirim. Neden mi? Çünkü yararsız olabilir. Yani yararlı bir şey yapmadığım kesin de. Yararsız olması ya, daha fena lütfen. Değil mi? Israrla yararsız olması. Evet, Burcu çok mutlu olacağın bir haberim var sana. Yine elindeki dosyaları dünyadan bize gelen haberlerden derliyorum. Pek de kendisine yer bulamamış bir haberi seninle paylaşmak istiyorum şimdi. Mutlulukla, bu arada heyecan. Şimdi aklıma geldi. Yağmur, nasıl gidiyor tiyatro yavrum? Benim güzel gidiyor Okan abicim. Harikulade. Abicim demezseniz sevinirim. Bir anda ortamı babacım. Böyle bir evet bir bayram ziyareti havasına sokmayalım da ortamı. Tamam, evet. Evet, Okan. Evet canım. Güzel gidiyor. Bizim ne var peki? Aynı zamanda ya çocuğu götürecek bir oyun var mı? Onu merak ediyorum. Var. Nerede var? Pazar günü bizim yaptığımız Dream Theater Academy adlı bir grubumuz var. Ve nasıl bir grup yani? Dream Theater Academy var. Wow. Aynen öyle. Senin oyunu var gibi orada. Yani bir garip bir şey yani. Progressive Rock grubuna böyle. Evet. Bu grup çocuk oyunları yapıyor. Özellikle o gitarist herifi hiç sevmiyorum. Adeli'li Adeli'li o ne ayol öyle et. Evet. Evet. Ve bu pazar günü Lüleburgaz'dan yeni geldi bu oyun. Bir kukla tiyatrosu ve Bulgar Angel Popov'un yönettiği bir kukla tiyatrosu. Şu ana kadar söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Yani tiyatronun iyisi Lüleburgaz'dan mı gelir? Hayır. Kuruyemiş mi bu? Sadece yani, İstanbul'a peki, yeni geliyor. İstanbul'a yeni geliyor. Rumi ve Yaşlı Aslan adında. Rumi ve Yaşlı Aslan. Ben gördüm şeyini. Öyle ben. Mi? Neyi gördün? Çok güzel. Neyi gördün? Afişini gördüm. Pazar günü saat kaçta ve nerede? 13 ve 15'te CKM'de. CKM oynuyoruz. Nerede? CKM Caddebostan Kültür Merkezi. Caddebostan'da Bağdat Caddesi'nin. Caddebostan nerede? Caddebostan tam olarak Kadıköy'den düz gittiğinizde ortada kalan bir yerde. Evet, peki. Öyle. Tiyatro neydi güzel. Oyunun adı ayol? Rumi ve Yaşlı Aslan Kukla Tiyatrosu CKM'de. Peki. Bu arada bize bir tane de hey Okan üzgünüm benim de 2,5 yaşında oğlum dinliyor seni. Tek tesellim çok anladığını düşünmem. Evet. Çocuk anlıyordur, istiyormuş. 2,5 yaşında. Aç ulan Okan'ı. Yani. Bir de galiba peki. Türkiye'de de değiller. Evet, Türkiye'de de değiller. İngiltere koda gibi. İngiltere'den arıyorlar. Peki, daha doğrusu mesaj yazıyorlar. Peki Burcu. Peki Umut, peki Ege, peki Yağmur, peki Tuğba. Evet, şu sürprizli i̇şte, şey sürpriz. Neydi? 22 milyon basamaklı asal sayı bulundu. İşte bilimsel haberler. Aman ne sürpriz. Aman ne sürpriz mi sen bulabildin bir mi? Bir kere de beni sen mutlu edecek bir sürpriz bu seni ya. Mutlu edecek. Ya. Bırak da okuyayım. Bırak okuyayım. Peki. Bırak okuyayım. Peki. Amerika Birleşik Devletleri'nin matematikçi Profesör Doktor Curtis Cooper 22.338.618 basamaklı dünyanın en büyük asal sayısını bulmuş.
Missouri Üniversitesi öğretim üyesi olan Curtis Cooper 31 gün aralıksız bir çalışma sonucu dünyanın en büyük asal sayısını buldu. İkinin kendisiyle 74.207.281 kere çarpılıp bir eksiltilerek bulunan 22.338.618 basamaklı sayı dünyanın en büyük asal sayısı olma unvanını kazandı. Mersenne, asal sayılarının bulunması için kurulan Great Internet Mersenne Prime Search. Meğersem anladım ben de onu. Meğersem bu basamak... Ne yersem bu asal basamak. Yani olacak iş değil. Şurada ben de öyle dedim kendi kendime. Olacak yani iş değil dedim. Şu yazının içinde meğersem. Nasıl bulunuyor ya? Ben de onu anlamadım. Meğersem yani. Diye olur mu dedim valla. Ben şimdi bu sayıya bir ekledim. Hadi diğer. Kaç oda bir salon evini? Yani. Evet tabii. O, burayı hiç anlamadım evet. Açıkçası. Kaç oda bir salon vazgeçtim, eviniz? Vazgeçtim. Seninle mümkün değil çünkü. Hayır seninle mümkün değil çünkü. Yani olabilecek gibi bir şey değil. Hayır, ya. Yani şimdi peki. Yani. Hay nasıl olacak şimdi yani? Şimdi evet bulunmuş. Evet. Sayı nasıl bulunur ya? Kaç oda bir salon eviniz? 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 Evet Burcu, bir görüyorsun ki seninle bu bilimsel işler olmuyor. Ama şimdi evet. Yine aynı hikaye. Yine aynı hikaye. Bilgi var, fikir yok. Fikir var işte ya. Bilgi var ama şimdi ben bununla ne yapacağım mı işte bilmek onunla isterim. Onunla ne yapacağım da ben sana kağıdı veriyorum. Onu artık ne yaparsın onu yapacaksın. Allah Allah. Bununla uçak kaç yapılır. Kaç oda bir salon eviniz? Burcu. Evet. Kaç evet, oda evet, bir salon evet, eviniz? Evet. Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su devam ediyor. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor. Bundan saatler öncesi, 1,5 saat öncesi söylediğimiz gibi ağırlaştırılmış, daha fazla şarkı, daha az talk bir program yapıyoruz sizlerle. Ankara'dan sonra yapabileceğimiz şey bu. Hem yayın yasağı hem bizler zaten çok da içimizden gelmiyor gülmek, eğlenmek, bağırmak, çağırmak. Dolayısıyla beraberce bütün Talk Radio ekibi eşlik ediyoruz sizlere nefeslerimizle evlerinize, sevenlerinize, sevdiklerinize ulaşıncaya kadar. Teşekkür ederim harikulade WhatsApp mesajları için. Sorular var, paylaşımlar var. Hepsi birbirinden âlâ, birbirinden güzel. İşte bir kişi de bakayım şurada diyor ki siz de olmasanız sıkıntıdan hücrelerimi sayacağım demiş Yusuf. Nasıl? Manyakça benzetmeler bunlar, bir insanın hücrelerini sayması. Ben de bazen düşünürüm, ulan dedim o kadar sıkılıyorum ki beynimdeki nöronlarımı sayacağım ya falan. Tabii nöronların sayısı görece daha azdır vücuttaki bütün hücrelerden. Ama hani nasıl adam bulmuş biraz önce bize okutturmadığın bilim haberinde. Nasıl adam bulmuş asal sayıyı 2'yi kendisiyle ha çarpmış, ha çarpmış, ha çarptı, ha çarpacak, ha çarpıyor, ha çarpmış. Ve dünyanın en büyük asal sayısını bulmuş. Tabii ki kolay bir şey değil bilim adamı olmak. Durup dururken şuna buna işte bir şeyler uydurmak, bir şeyler bulmak zorundasın. Ne biraz önce soyadı. Efendim? Soyadı çok güzelmiş. Kimmiş o? Papila. Papila mı? Hı-hı. Allah Allah. Papila mı telefondaymış? Soyadı. Çok, peki çok hoş, madem bu kadar hoşlandığın soyadından. Papila. Sen konuş bari. Aynen. Rihanna'dan hemen sonra. Ne kadar kötü şarkılar yapıyor Rihanna. Ben dinlemedim. Ben dinledim, çok fenaydı. Hmm. Çok fenaydı. Allah bize bir daha göstermesin Rihanna'yı. Çok fena bir şey. Rihanna'yı severim halbuki. Ben hiç sevmem. Özlem Papila telefonda. İstanbul'dan arıyor. 28 yaşında. Evet. Özlem. Ay ne güzel merhaba. Ses. Ne güzel canlı canlı. Wow. Neredesin? Trafiktesin galiba Özlem.
Kadıköy'deyim, hostele gidiyorum. Oo, Kadıköy. Oraya da benim memleketim diyebilirim. Yok, köylüm. Yok, ne denir? Özlem, İstanbullu musun? Semtlim. İstanbullu olacağım galiba. Aa. Daha önce neredeydin? Ankara. İşte ya, tam işte kanka. Bir yerden Burcu bir şey bulacak diye sordum. Ankara çok güzel. Evet. Özlem, İstanbul çok dolu, gelme, hiç ama yer kalmadı. O iyi yer seçmiş. Efendim? Kadıköy, Moda, oralar güzel. Hayır, hiç lütfen gelme, hiç kal ya. Vallahi gel yer, yani adım atacak ama yer yok. Ama giden de oluyor. Giden mi? Giden kimse olmuyor. Oluyor, gelen oluyor. Kalıyor canım. Bizi ama arayıp söylüyorlar ben ya. Ben Ankara'yı o kadar çok seviyorum ki Ankaralıların kalkıp İstanbul'a gelmesinden hoşlanmıyor. Ankara'nın da eski kalmaz olur mu? Ankara'nın her zaman tadı vardır. Yok. Çok acı olaylar yaşıyoruz ama Ankara'nın tadı her daim vardır. Özlem, bile. Özlem, evet. Hadi gelme. Bak bir karar ver. Bugün söz ver bana gelmeyeceksin. Çünkü nereye gideyim? Hiç yer kalmadı. Özlem, Ankara'da Zonguldak'a kal. Ankara'da ne demek Zonguldak'a git? Bir yere gidilecekse Konya'ya gidilecek, Eskişehir'e gidilecek, İzmir'e gidilecek. Geniş alanlar olan yerlere gitmek lazım. Ya sanki soyadından Zonguldak'ta gibi geldi bana. Nasıl Zonguldak? Çok vallahi güzel bir soy ismim var Özlem. Zonguldak'ta Papila. Çok görülür bir soyad. Teşekkür ederim. Çok güzel gerçekten. Peki bir şey soracağım. Şimdi hosteldesin, ev bakıyorsun herhalde değil mi? Yani evet. Sen... Aslında benim hayalim bir karavan yapıp orada yaşamak. Ya işte bak, o zaman da sana tam taşınıyor da diyemeyiz yani. Peki karavanda ya yaşayan bir çocuk vardı, onun yanına mı alsak onu? Yakışıklı mı? Yakışıklılık şart mı? Bilmiyorum yani, ayrıca da şart kafa mıdır? Kafa yapısı nasıl? Ha, kafa yapısı. Yahu Allah Allah. Yine geldik bu kafa yapısına. Çok lazımmış gibi bu kafa yapısı. Kafa yapısının ay, bir önemi yok. Peki. Ne yapıyordun? Köpek kakası, evet. Olur, evet. Kadıköy'de peki. Çok köpek var. Peki. Kulaklıktan herhalde değil mi? Sen bir yandan yürüyorsun herhalde şu an. Evet, yürüyorum. Sizin sesiniz telefondan net gelmediği için ve artık 2016'da olduğumuz için radyo eş zamanlı sesi iletebildiği için kulaklıktan sesinizi alıp sizinle telefondan konuşuyorum. Ne güzel. Ne kadar güzel. Peki Özlem, bakıyorum şimdi Instagram profiline, ne kadar çok cookie pasta fotoğrafı koymuşsunuz. Ne kadar böyle. Ben mi? Evet, bu siz değil misiniz acaba? Başka birine mi bakıyoruz ki? Kaç tane ben gözlem? Kurabiye fotoğrafı koymam ya. Ben kurabiye fotoğrafı. Kurabiyeden almayayım ayol. Ama bu bir dakika. Yanında birileri var mı Özlem? Yalnız mısın? Peki, yalnızım. Sarışın mısınız? Sizce? Eczacı mısınız? Özlem, nereden bilelim sarışın mısın diye misin? Ses tonundan nasıl hissettiniz? Ses tonundan anlaşılır mı sarışın olup olmadığını? Ben kızıl hissettim. Sence ben sarışın mıyım Özlem? Ben sarışınım. Özlem. Eczacı mısınız? Burada kızla ilgili halen eczacı yazıyor. Bu sizin profiliniz mi? Ay yok, o benim kuzenim uzaktan. Özlem Papila. İki Özlem Papila var, evet, ülkede ve evet. Bu iki Özlem Papila birbirinin kuzeni. Biz de kuzene bak ama kuzeni de ne kadar kukici ayol. Yani şu asıl orijinal Özlem'i bulalım. Senin Instagram hesabın nedir Özlem? Özlem Özge Papila. Özlem Özge Papila. Kronaca var. Birkaç tane mi Instagram var? Hesabım var Özlem? Bir 6 tane falan. Sebebi nedir bunun? Hepsine ayrı şeyler mi? Şöyle düşünüyorum. Twitter'ın, Instagram'ın, sosyal medyanın yeni bir görsel kitap ya da film olduğunu düşünüyorum. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Evet, hepsi değişik bir kafaymış. Peki o zaman yani her bir account'una baktığımızda bir film izlemiş gibi mi hissedeceğiz kendimizi? Aynen. Bakalım bir ilk filmi izleyelim o zaman şu an. Ege bulmaya çalışıyor. Nasıl bir film? Festival filmi tadında mı ki? Bazen çok Hanzo, bazen çok festival tadında. Değişiyor. Bazen piyasa. Peki burada bir tane sugar crane koymuşsunuz. Ondan sonra çok tatlı fotoğraflar var. Evet ya, hakikaten her biri birbirinden farklı fotoğraflar var ve ne dedi? Film izlemek gibi. Birçok account'ı varmış. Yani bu birincisi. Bu ilk filmi izliyoruz biz şu İlk an. Filmi izliyoruz ama ilk film çok manyak. Bu hangisi acaba? Kız hangi da güzel film? Bir kız. Kız çok karizmatik. Siz böyle dört göz kısa saçlı bir şeysiniz değil mi? Ay evet. Ay çok tatlısın Özlem. Çok çok karizmatik bence. Harikuladesin. Gelinlik mi bakıyorsun Özlem? Niye gelinlik baksın? Yok ya, onu bir dönem... Ya ben kıyafet dikmek istiyorum. Sahnede bir şov yaparsam giymek için veya biri şov yaparsa ona giydirmek ama için. Ama bu fotoğrafta sanki her yanınız gelinlik, gelinlikler size bakıyor maşallah yani.
Orada arkadaşımın nikahına gidecektim. Onunla yardımcı oldum. Bir arkadaşım var, onun dükkanına gitmiştim. Kendim kıyafetimle ilgili bir potluk vardı, onu düzelttirmek için. Ay o potluklar yok mu? Özlem, o potluklar yok mu? Ne yapar insanın? Mahveder insanı o potluklar ya. Yani Özlem, teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. Ben de Okan Bey bir şey rica edebilir miyim ben sizden? Tabii ki, tabii ki. Ben Ankara'dan İstanbul'a geldim ve üniversitedeyken hep sizin yayınınıza konuk olmak istedim. Ama ayaklarım kaba etim kısma kaçar korkusu yaşadığım için cesaret edememiştim. Güzel şakalar, benim yaptığım şakalar, evet. Bu riski göze alıyorum ve yarın programımıza gelip sizlerle de tanışmak isterim. Gelebilirsiniz, programa gelebilirsiniz. Yarın televizyon programını da Ankara'dan sonra radyo programını nasıl yapıyorsak televizyon programını da öyle yapacağız. Yarın program yapacağız, en azından şimdilik böyle görünüyor. Yarın programda tabii ki toplumun sevdiği insanlar hep beraberce oturup yine toplumla beraber hissedecekler, toplumla beraber hüzünlenecekler, yine toplumla beraber düşünecekler. Bence yapılması gereken şey bu. Yoksa olaylar bitip tükenmiyor. Ankara oldu, ardından 6 şehit haberi geldi ve üst üste acı, üst üste acı. Dolayısıyla insanlar bir araya gelmeli, bir araya gelmeyi öğrenmeli. En azından televizyondaki bazı insanlar da bu bir araya gelişleri örneklemeliler diye düşünüyoruz. Onun için televizyon programını iptal etmiyoruz. Senin ismini yazıyoruz, davet ediyoruz sana. Bekliyoruz. Kaç kişiyle gelmek istiyorsan gel. Öpüyoruz seni. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bay bay Özlem. Papila. Evet, bir şarkıyla devam ediyoruz. Yalnız Burcu. Kaç oda bir salon eviniz? İki. Okan Bayülgen. Örcün Ediyo'da. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio birazdan sona erecek. Bu akşam hep aynı şeyleri söylüyorum. Ankara'dan sonra ne yapalım? Program mı yapmayalım? Hayır, yapalım. Çünkü dinleyenlerimiz bize alışmış. Bizimle beraber evlerine dönmeye alışmışlar. Öyleyse biz de onlara eşlik edelim nefeslerimizle, konuşmalarımızla. Belki biraz daha çok şarkı, belki biraz daha İdareli bir program yaparak sizlerle beraber neredeyse 2 saatin sonuna geldik. Ben Okan Bayülgen, bu... Ben Burcu Baktur. Bu... Umut Uslusoy. Bu... Ege Esen. Bu... Yağmur Anaz. Hep beraber ve tabii ki Tuğba da telefonlarınızı karşıladı. Sizlerleydik. Çok teşekkür ederiz. Harikulade WhatsApp mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz de seslerimizle, kimi zaman eğlencelerimizle destek olmaya çalışıyoruz size. Yoğun İstanbul, Ankara, İzmir, özellikle İstanbul trafiğinde. Şimdi işte bir iki şarkı ve daha sonra program bitecek. Ve inşallah daha güzel günler için daha emniyetli, daha mutlu. Hepimiz bunu hak ediyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes programlar yapmak için, ipin ucunu kaçırmak için, daha da çılgınlaşmak için, daha da abartılı şeyler söylemek, abartılı kahkahalara neden olmak için pazartesi akşamı büyük bir umutla sizle beraber olacağız. Sizi bekleyeceğiz Virgin Radio İstanbul stüdyosunda. Hoşça kalın. Şimdi şarkılar ve daha sonra haberler. İyi akşamlar. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radyosu sona erdi.